İyi bir filmden hepinize merhaba. Uzun bir süredir sizlerle birlikteyiz ve birlikteliğimiz devam ediyor. Gündelik yaşam yorucu ve yoğundur. Önümüze çıkan sorunlar, engeller, imkansızlıklar ve can sıkıcılığı. Tüm bunlardan kurtulmak için bizim hikayelere, masallara ihtiyacımız vardır. Akşam eve döneriz ve bizim gündelik hayattan uzaklaşıp, Başka bir dünyaya gitmemiz ertesi gün işe, okula dönebilmemiz için şarttır. İşte bu gerçek hayattan kaçış hikayeler, masallar yani televizyon filmleri, dizileri ve sinemayla mümkün olabilir. Tabii tüm bu karmaşa içinde insan önüne ne çıkarsa seyretmek durumunda kalmamalı. Bilinçli seyirci seçebilen ve etrafına etki edebilen seyircidir beslenmede olduğu gibi sinemada da bilinçli hareket etmek mümkündür. Önünüze konan her şeyi bilinçsizce yemeye çalışmak sağlığınızı bozabilir. Günümüz teknolojilerinin bize sunduğu imkanlarla çok geniş bir perspektif vardır. Ancak bu geniş perspektif tuzaklarla doldur. Bunlara dikkat etmek, kendimizi korumak, bilinçli hareket etmekle mümkün olabilir. Tabi bir de etrafımızdaki insanlarla konuşmakla, etkileşimle, paylaşımla. Evet sinema artık salonlardan evlerimizi hatta cebimizdeki telefonlara kadar çok yakın bir yerde. Bir tıkla istediğimiz filmi seyredebiliyoruz. Ve filmler bile artık çok küçük ekran formatına göre yapılıyor. Teknolojideki bu değişimin avantajları olduğu gibi dezavantajları da mevcut siz siz olun yeni çıkan filmleri mutlaka sinemada izleyin. Elbette evlerdeki ekranlar geçmişe göre oldukça büyük. Ancak sinema perdesinin çok daha büyük bir etkisi olduğu gerçek. Konumuzdan sapmadan tekrar ekranların bize sunduğu geniş olanakların içindeki tuzaklardan bahsetmeye devam edelim. Son yıllarda hızla çoğalan sinema ve dizi platformları oldukça revaçta ve biz filmleri dizileri bu platformlardan izliyoruz. Özellikle Amerika menşeli büyük platformlar en fazla dikkat çekenleri. Bunların listelerinde elbette çok kaliteli filmler, diziler mevcut. Ancak sonuçta bu platformlar ticari beklentiden hareketle dizi filmlere ve süper kahramanlı filmlere daha fazla bütçe ayırıp onları öne çıkarıyorlar. Ve işte seyircinin bu noktada çok dikkatli olup bu tuzaklara yakalanmaması lazım. Benim için film yapımcıları için sevdiğim ve saygı duyduğum aynı zamanda film çekmeye başladığım arkadaşlarım için sinema estetik, duygusal ve manevi hislerle ilgiliydi. İnsanların karmaşıklığı, çelişkisi ve paradoksal doğaları birbirlerine zarar vermeleri, birbirlerini sevmeleri ve aniden kendileriyle yüzleşmeleri bizim için sinemanın temelini oluşturuyor diyen Martin Scorsese, sinemanın insanları beklenmedik durumlarla karşı karşıya getiren bir sanat formu olduğunu ısrarla vurgulamaya devam ediyor. Scorsese, sorunun sadece süper kahraman filmleri değil, aynı zamanda dev bütçeli film serilerinin olduğunu söylüyor. Amerika'da ve dünyanın birçok yerinde insanların beyaz perdedeki ana tercihleri büyük film serileri oluyor. Artık bağımsız sinemalar kendine yer bulmakta zorlanıyor. Denklem ters çevrildi ve akış birincil dağıtım sistemi haline geldi diyen ünlü yönetmen bu sözleri bir platform için film yapmış bir yönetmen olarak kaleme aldığını belirtiyor. Hatırlanacağı üzere 2019 yapımı The Irishman ilk olarak bir platformda gösterilmişti. Tabi şunu da belirtmekte yarar var. Yalnız popüler sinema platformları değil, şu andaki sinema salonları bile büyük film serileriyle dolmuş durumda. Evet, bu uzun bir süre daha böyle devam edecek gibi görünüyor. İşte bu karmaşa içinde biz de iyi bir filmle arayışlarımıza devam edeceğiz. Siz izleyicilerimden yoğun olarak aldığım sorulardan biri şöyle. Bize çok iyi filmler öneriyorsunuz ama biz bu filmleri nasıl izleyeceğiz? Çünkü burada konuştuğumuz filmlerin birçoğunu sinema platformlarında bulmak mümkün olmayabilir. Şöyle yapabiliriz. Arama motoruna filmin adını ve yılını tercihe göre Türkçe altyazılı veya Türkçe dublajlı yazıyorsunuz. Aramaya bastığınız zaman birçok seçenek karşınızda duruyor olacaktır. Ancak sakıncalı reklamlar var. Bunlara dikkat ediyor, biraz hızlı geçiş yaptıktan 15-20 saniye sonra filme ulaşabiliyorsunuz. Bazen ilk tercihinizde istediğiniz performansı yakalayamayabilirsiniz. Yılmayın, devam edin mutlaka istediğiniz filmi izlemeyi başaracaksınız. Ben de birçok filmi bu yöntemle izliyorum. İyi bir filmi beret ekranlarından benim kişisel YouTube hesabım Mehmet Aykut İncirli'den ve kendi blogum iyibirfilm.com'dan takip edebilirsiniz. Evet bugün yeni bir başlangıçla sinemadaki son dönemi yeniden gözden geçirdik. Gelecek Elbette bugünden çok daha iyi olacaktır İzlemeye konuşmaya paylaşmaya devam edin İyi bir filmde yeniden buluşmak üzere hoşça kalın İyi bir filmde kalın